Arkadaşlar sizinle enfeksiyon dersinin birinci dönemin son konusunu işliyoruz şimdi. Artık e, son dersimiz. Umarım ikinci dönem yüz yüze eğitim başladığında oradan devam ederiz. Bugünkü dersimiz arkadaşlar virüslerin organizmaya girişi ve hastalık oluşumu. Aslında zaten günlük hayattan biliyorsunuz bir pandemi döneminde olduğumuz için Covid'in nasıl vücudumuza yerleştiğini, nasıl temas ettiğini bize ya da nasıl hastalık oluşturduğunu Oradan aslında yorumlayarak, örneklendirerek aklımızda tutabiliriz. Bundan önceki dersimizde biz virüslerin hastalık yapıcı etkenlerini görmüştük. Virüsler sonucunda ortaya çıkan hastalıkları işlemiştik. Bugünkü dersimizde ise arkadaşlar virüsün hastalık oluşumunu, konak konakçı etkisini anlatacağım. Daha sonra virüsler nasıl bize bulaşıyor? Nasıl temas edebiliyoruz onlara? Onlardan biraz bahsedeceğiz. Sonra dersimizi bitireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ben anlatırken sizler de not tutarsanız sevinirim. Virüslerin organizmaya girişi ve hastalık oluşumu, hastalık oluşması için virüsler solunum, sindirim, deri, mukoza, genital yol, plasenta, enjeksiyon, transfüzyon yoluyla vücuda giriş yaparlar. Mesela arkadaşlar şu an Covid-19 diye bir virüsümüz var, değil mi? Pandemi yılı. Bayağı ölümcül. Biz onu arkadaşlar neyle solunum yoluyla neden maske takıyoruz arkadaşlar? Çünkü damlacık yoluyla havadan bulaşıyor. Onun dışında HIV virüsümüz var bizim genital yolla daha çok cinsel yolla bulaşan virüslerden bir tanesi ki HIV enjeksiyon yoluyla da arkadaşlar plasenta yoluyla da bulaşabiliyor. Onun dışında arkadaşlar bunu birçok örnekle çoğaltabiliriz. Virüsler vücuda girdikten sonra kendilerine duyarlı hücrelere ulaştıkları zaman kopyalama oluştururlar. Bunun sonucu da hastalık belirtileri ortaya çıkar. Neydi? Yine Covid'den örnek vereceğim. Covid akciğere yetiştiği zaman ne yapıyordu? Oraya tutunuyordu ve orada kopyalanıyordu değil mi? Çoğalıyordu. Orada direkt belirtilerini ba vermeye başladı. İlk hatta belirtileri nelerdi Covid-19'un? Öksürüktü, nefes alamamaydı, solunum yolu sorunlarıydı. Bu da onun gibi arkadaşlar. Çeşitli yollardan vücuda giren virüsün hastalık oluşturabilmesi için primer replikasyonu takiben hedef organlara ulaşmak üzere yayılım göstermesi gerekir. Vücuda giren virüsler ancak kendilerine uygun olan kan, nem ve nöronlar yoluyla yayılabilirler. Virüsün kana karışarak yayılması olayına viremi adı verilir. Virüsler organizmada yayıldıktan sonra virüsün özelliğine ve vücuda giriş kapılarına göre iki türlü enfeksiyon oluşturur. Lokal ya da yerel enfeksiyonlar. Arkadaşlar virüsün yani vücuda giriş şekline göre iki, iki türlü enfeksiyon oluşturuyor. Virüsün kanla yayılmasına virema adı veriliyor. Virüsler girdikleri vücutta kendilerine uygun kan, kan, lenf veya nöronlar yoluyla yayılabiliyor. Bunu çünkü bağlantı olarak kullanıp ilerleyebiliyorlar. Kimisinde mesela Covid'den yine Covid-19 akciğerde tutunuyor. Kimisinde arkadaşlar bağırsaklarına inmiş oluyor. Kimisinde kalbine vurmuş oluyor değil mi? Şimdi lokal ya da yerel enfeksiyonlarda virüsün yalnızca konağa girdiği bölgede sınırlı yayılım göstermesiyle oluşan enfeksiyonlardır. Yalnızca girdikleri bölgede çoğalarak hastalık oluşturdukları için inkübasyon süreleri oldukça kısadır. Sistemik enfeksiyonlar ise vücudun bütün vücudu etkileyen enfeksiyonlardır. Virüsü birden çok bölgede üreme gösterebilmektedir. Hastalığa özgü tipik belirtilerin ortaya çıkışı ancak hedef organın enfeksiyona yakalanmasıyla olmaktadır. Örneğin kızamık virüsü solunum yoluyla vücuda girer. İlk üremeyi solunum yoluyla epitel hücreleri yaptıktan sonra kana karışır. Kan yoluyla hedef organları olarak deriye ulaşır ve deride çoğalmaya başlar. Arkadaşlar kızamık virüsü evet solunum yoluyla giriyor. Bir de HIV virüsünü düşünün. Enjeksiyon, plasanta da cinsel yolla bulaşan hastalık olduğu için ilk başta vücuda giriyor. İlk üremeyi akciğerlerde yapıyor pardon ilk üremeyi kanda yapıyor arkadaşlar zaten. Daha sonra kandan sonra bütün vücuda yayılmaya başlıyor. Onun dışında HIV'in zaten arkadaşlar deride herhangi bir belirtisi özelliği olmuyor. Baktığınız dışarıdan baktığınız kişiye ya sen HIV'sin falan diyemiyorsun. Onun kan yoluyla sıkıntısı olduğu için direktmen testlerde kan testlerinde sorun çıkıyor ve anlıyorsunuz. Kızamığa bağlı tipik gö döküntülerin oluşmasına yol açar. Sistemik enfeksiyonlarda inkübasyon süresi daha uzundur. Konağın virüse karşı bağlı bağışıklık durumu ise ee, bizim bu dönemde mesela şuradan daha konuya girmeden açıklayayım. Konak arkadaşlar biziz. Konağın virüse karşı bağışıklık durumu aslında bizim bağışıklık durumumuz. Bu dönemde neden bütün doktorlar bağışıklık sistemimize dikkat edin? Ee, Entübe olan hastaların çoğunun bağışıklık sistemi çok zayıf olduğu için yoğun bakımda yattılar. Biz bu durumda hatta bol bol C vitamini alın, işte beslenmenize çok dikkat edin, muhakkak kahvaltıyı atlamayın diye. Çünkü arkadaşlar karşılaştığınız virüs tamamıyla sizin antikorlarınızdan faydalanıp sizi yenmeye çalışacaklar. Ne kadar güçlü bir bağışıklık sisteminiz varsa virüse karşı Dayanık, dayanıklılık riskiniz o kadar fazladır. Organizma virüs ile daha önce karşılaşmış ve bu virüse karşı antikor oluşturmuşsa aynı virüs ikinci bir enfeksiyonuna karşı dirençlidir. Bu tür kişilerde virüs spesifik antikorların etkisiyle hastalık yapmasına fırsat kalmadan etkisi hale gelir. Konan genetik özellikleri, çeşitli genetik faktörler virüs enfeksiyonların gelişimini etkilemektedir. Konağın beslenme durumu dengeli beslenen kişilerde immün sistem daha iyi çalıştığı için viral enfeksiyonların oluşumu daha zor olur. Konağın o andaki genel durumu viral enfeksiyonun oluşumu sırasında konağın hasta veya sağlıklı olması hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına önemli faktörlerdendir. Başka bir nedenle hasta olan kişilerde immün sistem zayıfladığı için hastalık oluşumu daha kolay olur. Yani arkadaşlar ne, ne anlatmak istiyor? Benim az önceki anlattığım gibi Dengeli beslenen kişilerin immün sistemi daha iyi çalıştığı için viral enfeksiyonun orada bulaşması ve e, üremesi zordur. Ama onun dışında eğer e, bağışıklık sistemi zayıfsa hastalık belirtilerinin ortaya çıkması çabucak hemen olur. Başka bir nedenle hasta olan kişilerde immün sistem zayıfladığı için hastalık daha çabuk oluşuyor. Atıyorum bu virüs vücudunuza girdi ama siz zamanda başka bir hastalıkla onu atlattınız. Daha sonra başka bir hastalıktan dolayı e, uzun süre hastanede yattınız. Bu sizin bağışıklık sisteminiz zayıf olduğunuzdan kaynaklanıyor. Çünkü bir hastalığı atlatabildiniz ama ikincisinde savaşacak artık gücünüz kalmamıştır. O yüzden bağışıklık sistemi zayıfladığı için hastalık yapıcı etkenler daha kolay oluyor. Konağa kötü alışkanlıkları, konağın sigara içki içmesi ilaç bağımlılığı gibi kötü alışkanlıkları vücudu zayıf düşürür Bu nedenle hastalık oluşumu daha kolay olur Evet arkadaşlar sigara içenlerde mesela akciğerlerde virüsün tutulması daha kolaydı Çünkü zaten akciğer hasar görmüş bir yer virüs direkt akciğere tutunduğu zaman hem sigara hem de virüs tamamıyla hastanın hayatını riske atıyordu ee, Alkol yine öyle. Karaciğerde çünkü arkadaşlar siroz başlangıcına giden bir alkol kullanan kişide virüs tutunduğu zaman zaten tamamıyla orayı imha ediyor ve size çok kötü etkileyerek hastaneye gidip yoğun bakımlık olabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar enfeksiyon dersinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Birinci dönemin son dersiydi. İkinci dönem yüz yüze eğitimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller.